Cümleten hayırlı cumalar, abiler, dostlar, arkadaşlar, kardeşler, hepiniz Leipzig Filo Elvan Güvercinleri kanalıma hoş geldiniz. Günlerden cuma, yine kapalı bir gün, yağmurlu gün, galiba Mart ayının sonuna kadar Almanya'da böyle olacak havalar. Ama hafif bir zaman boşluğu bulduk. Güneş çıkar gibi oldu ve çiftlerimizi bıraktık. Biraz bakalım neler var neler yok. Biraz kuşlarımız geçsinler, neşelensinler. Neşelensinler ki yavrularına iyi baksınlar. Şöyle bir bakalım içeride. Çıkmış yavrularımız var galiba. Burada ay maşallah. Görüyorsunuz. İki tane. Karlıcıkmış bir yavrumuz. Sonra İspir yavrularımız da çıktı galiba. Bir bakalım. Onların bir tane çıkmış arkadaşlar. Şöyle bakalım. Çıkmış. Biri çıkmamış. Burada dişimiz yatıyor hala. Bunlar karamış etlerin yumurtasına yatıyor. Bunlar da sarımış etlerin yumurtasına yatıyor arkadaşlar. Pekala çıkarlar. Kızım sen ne yapıyorsun? Senin yumurtan var mı? Valla buna dikkat etmedim arkadaşlar. Bu da galiba yumurtaya yatıyor. Bir kere sarı karanfil. Bakalım. Allah ne kısmet edecek. Sonra burada genç dişimiz yunanışla onu yatıyor. Tecrübesiz ilk defa. Bakalım kısmet çıkacak mı? Evet, erkeğimiz burada. Biraz gezdirip neşelendirelim. Buraya kirli toprak döktüm, yanmış. Saldırdılar hemen. Yuva için malzeme topluyor. Arkadaşlar
Kardeşlerim, vallahi Almanya'da güneşe hasret kalıyoruz. Az bir şey güneş çıksa da yeterli değil. Hava çok rüzgarlı. O yüzden uçan kuşları bırakamıyorum. Çünkü kuşlar uçtuğu zaman bu havada atmacalar %90 saldırıp mutlak alırlar ve içinde hatırladığınız gibi yavru güvercinlerimiz var. Hava çok soğuk değil ama rüzgar onları hemen hasta eder arkadaşlar. Ustalar bilir. Bilmeyen kardeşlerime söylüyorum arkadaşlara. Yavru güvercinlerinizi kesinlikle rüzgarlı havada dışarıya bırakmayın. Hele böyle mevsim değişimlerinde çok çabuk hemen hasta olurlar. O yüzden mecbur içeride yemleyeceğiz. Yine zor da olsa bizim için içeride yemleyeceğiz. İçeride yemlerken şunu hatırlatmak isterim. Belki bazı arkadaşlar diyebilir, neden yemlik koymuyorsun, yerde yemliyorsun. Ama yer kirli değil. Her gün yemlemeden önce şu gördüğünüz inşaat ispaturasıyla bütün yeri temizliyorum. Ondan sonra yem atıyorum abiler. Yoksa hasta olmasınlar diye. Gel. Gel. İçeride zaten yemlikte mineralleri var. İhtiyaçları olan mineralleri de oradan yiyorlar. Suları daha önce söylediğim gibi sarımsaklı, limonlu, elma sirkeli karışımdan oluşan bir doğal suları. Ama en büyük ihtiyaçları olan güvercinlerin D vitamini, o da güneşte var. Maalesef Almanya'da da güneş çok az. Türkiye'de yaşayan abiler, ustalar kadar o konuda şanslı değiliz. Yavrularımız iyice böyle alıştı. Birlikte onlara inşallah hava güzel olduğunda, dışarıya çıktıklarında beni fazla uğraştırmadan uçacaklarını düşünüyorum. Bu güllü karalaca gümüş kuyruk zamanında küçükken beni çok uğraştırmıştı. Şimdi maşallah iyi uçuyor. Bu kara gümüş kuyruk onun kardeşi. Öz kardeşler. Burada beyaz takımlı kara kırk kuyruk. O da onların öz kardeşi arkadaşlar. Ama diğer kara gümüş kuyruk, kırmızı takımlı olan, o onların kardeşi değil. O Afgan dişiden çıkma arkadaşlar. Bakıcımız olan Afgan dişiden çıkma. Onun kardeşi de bu kırmızı kanat. Dostlar, inanılmaz. Allah'ım neylere kadir. Rüzgar kapıyı
bakmama engel oluyor, inanın. Bir yara bırakmaya düşünmüştüm ama iyi ki. Gel gel gel. Bu size şimdi bir yeter. Biz akşam üzeri yemleriz hafiften. İki kere yemiyoruz çünkü içinde yavrular var. Tam ekeleşirlerse bölük düzene girdiğinde günde bir kere yemleyeceğiz abiler. Ya da günde iki kez az az. Uçan kuşa çok yem vermeyeceğiz. Formda olmaları için. Şimdi bu belki videomuzu da kapatıp diğer dostlar filo bölümüne geçelim. Arkadaşlar, kardeşler, şimdi de filo bölümündeyiz. Onların şansına biraz güneş çıktı. Hadi bakayım. Gel, gel, gel. Görmesi için. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Aman aman uçmayın, bugün çok rüzgarlı. Uçan rüzgara kapılıp geri gelmeyebilir. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Kaç tane dışarıya çıkmıyor. Soğuk kıyı mı? Yoksa... Keyifleri mi yok? Şimdi kontrol edelim. Güvercinlerimizi her gün tek tek kontrol etmeliyiz. Arkadaşlar. Erken farkına varsa tedavisi daha kolay olur. Hasta olan keyfi bozulan olursa o yüzden benim elimle büyüttüğüm kara müsait kaçık baboş. Çık bakayım. Çık. Aferin. Kapıyı şimdi kapatalım çünkü rüzgar var. Yoksa içeride elektrik yapar arkadaşlar. Kuşların hasta olmasına neden olur. Gel, gel, gel. Kuşlar maşallah hemen bir su gördüklerini yıkanmak istiyorlar. Gel, 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 gel. Hiçbirimiz maşallah pul pul. Boynu da
olması gereken kriterle, çarçaralı gibi boyu, posu, kafası, gözünün rengi tam hiçbirinin özelliklerini taşıyor arkadaşlar. Allah'ın sevgisi maşallah. Gelelim müsaite arkadaşlar. Bu kuşlara neden müsait dediğinden biraz bahsedeyim. Çok video izlemişsinizdir. Çok ustalar var. Hiçbir yerde bahsedildiğini duymadım. Hep söylerler. Kanatları en aşağı 7-7 olacak. 8-8, 9-9. İşte en tutulan Türkiye'de 10-10 veya 9-10, 8-9. Bu kuşlara müsevet isminin denmesi Arapça müsevet eşitlik anlamında, adalet anlamındadır. Kanat sayılarının eşit olmasından dolayı bunlara müsevet denmiştir. Yani kanatlarının eşit olanı makbuldur. En güzelleri zaten bildiğiniz gibi, bilmeyen arkadaşlara söylüyorum. 8-8, 9-9, yani Türkiye'de en çok tutulan 9-9'dur. 10-10 en yüksek. Onu geçtikten sonra kalitesi düşer. Bu bizim vatandaşı, ben elimle büyüttüm. Küçüklük videosu var. Bunların başka olması gereken özellikleri renginin tutkun siyah olması lazım. Sonra alnında ak olması lazım. Gözlerinin çevresinin kırmızı olması gerekiyor. Kanatlarının beyazları ucundan görünmemesi gerekiyor. Her kuşun kendince bir özellikleri var. Bir kuş bütün özellikleri maalesef aynı anda taşıyamıyor. Kimisinin boynu uzun oluyor, kimisinin ayakları yüksek oluyor. Allah'ım nasıl nasip ediyorsa. Yani hepsi bir arada toplandığı zaman zaten festivallerde o kuşlar derece alıyorlar. Her festivalde derece alan kuşların yavruları da kendileri gibi festivallik olmuyor arkadaşlar. Sonuçta bunlar makineden çıkmadığı gibi bir kardeşi güzel oluyor, bir kardeşinde hata olabiliyor. İnsanlar gibi. Bir kardeş manken olurken diğeri alakası olmayan boyda olabiliyor. Cenab-ı Allah nasıl kısmet ediyorsa. Önemli olan kuşların kanının temiz olması, soyunun, neslinin, göze şirin görünmesi, hataları da olabilir. Biz hatalarıyla da seviyoruz. Hepsi sonuçta bir can taşıyor. Hepsini de seviyoruz. Zaman videolarda böyle kuş ırkları hakkında da bildiğim kadarıyla sizlere dilim döndüğü kadar özelliklerini söyleyeceğim. Aynen kırmızı müsevet, düşü güldü. Bunlar sarılarında, kırmızılarında güllü olabiliyor ama siyah kara müsevetlerde düşü güllü olan ben hiç denk gelmedim şahsen. Bunların da denk gelmesi aslında bunlar kırmızı ispirlerden, sarı ispirlerden, güllü ispirlerden kırıldıkları için. Güllü olabiliyorlar. Ben kara müsaitin hiç güllüsüne denk gelmedim.
Hepsi de genç kuş arkadaşlar. Enerji dolu. Uçmak istiyorlar. Ama maalesef korkumuzdan uçuramıyoruz bu havalar. Evet, tam derken bakın iki tane atmaca geçiyor üstümüzden. Şöyle bir yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi çok tehlikeli. Uçarlarsa anında hemen alırlar. Yani bizim evin de konumu maşallah. Bula bula burayı bulmuşuz. Yanımız et fabrikası. Dört tarafımız otogonla çevrili, arsalarla çevrili. Tam avlandıkları, yuva yaptıkları bölge. Burada kuş uçurmak, deveye hendek atlatmak gibi bir şey arkadaşlar. Güneş ara ara çıkıyor, bizi sevindiriyor. Ama hep kendini saklıyor bizden. Bak 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 bak. Yanımıza bak. Tam bu ay eşleşme, çiftleşme zamanı kızıyorlar. Hepsi de erkek. Aslında bu aylarda Türkiye'lerde dikkat edilir kuşlara, çünkü kızıyorlar. Eski yerlerini aramaya giderler. Dişi gördükleri yerleri aramaya giderler. Yazın zaten sıcaklarda uçurulmaz. Kuşlar Mayıs ayına doğru normalde Türkiye'de kırkılır, dinlenmeye bırakılır. Ama biz tam tersine Almanya'da o aylarda uçurmaya başlıyoruz. Başka çaremiz yok. Her yerin kendince bir avantajı, dezavantajı var. Bizim burada çok güvercin besleyen komşularımız yok. Güvercini biri tutacak diye öyle bir korkumuz yok. Ama atmaca denen illet en büyük korkumuz. Evet abiler, dostlar, kardeşler, arkadaşlar, bugünlük de videomuzu burada noktalayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Cümleten tekrar hayırlı cumalar, bol güneşli günler. Allah'ın selameti üzerinize.